Türkiye'nin dört bir yanında büyük bir mücadele veriyoruz. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Çevre Şehir ve Kültür Başkanı Çiğdem Karaaslan, her badireden ülkenin güçlenerek çıktığını, pandemi sürecinden de güçlenerek çıkacağını ifade etti. Böyle zorlu bir süreç atlattık, yatırımları asla durdurmadık. Hiç vazgeçmedik, hiç geri adım atmadık. Her zaman o raylar, o çarklar mümkün olduğunca dönebilsin istedik. İnşallah zor kısmını atlattık ama bundan sonra da yine sizlere küçük bir not. Lütfen teşkilat çalışmalarımızda da, diğer çalışmalarımızda da yine bütün kurallara riayet ederek çalışmaya devam edelim ki inşallah ülke olarak ve dünya olarak bu salgın sürecinden de en kısa zamanda kurtulup eski hayatımıza dönebilelim. AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret eden Karaaslan, burada yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin dört bir yerinde mücadele verildiğini dile getirdi. Son dönemde Türkiye'de yapılan siyaset, muhalefet tarafından yapılan siyaset, yalan, iftira, algı ve gerçek olmayan bir zemine oturtulmuş, her gün bir başkasıyla karşı karşıya kaldığımız bu maalesef algı üzerinden yapılan bir siyaset var. Öyle değil midir ki seçim sınavlardan 24 saat kadar önce Katarlı öğrenciler tıp fakültesine sınavsız girecekler yalanını uyduran. Bugün biz aslında hakikati temsil ediyoruz değerli dava arkadaşlarım. Hakikatin temsilcileriyiz. Bu ülkede hep birlikte yaşıyoruz. AK Parti siyasetinin parçası olsun ya da olmasın. AK Parti'de birlikte siyaset yapalım ya da yapmayalım. Bırakın siyaset yapmayı. Bize oy versin ya da vermesin, vermemiş olsun ya da vermeyi düşünmesin. Bu işin bir başka kısmı. Biz onları da anlatmakla, ikna etmekle, kendimizi, siyasetimizi, partimizi ve davamızı anlatmakla yükümlüyüz elbette. Ama işin bir de diğer kısmı var ki orası hepimiz için çok çok önemli. Bu kısımda bu ülkede hep birlikte yaşıyoruz. Bu ülkeyi daha gelecekte güçlü ve büyük Türkiye idealini aslında hep birlikte paylaşmalıyız. Son dönemde yapılan siyasetin yalan ve iftira üzerine kurulu olduğunu ve bir algı operasyonu yapmak istenildiğini belirten Karaaslan, AK Parti siyasetinin bir parçası olsun ya da olmasın, oy verilsin ya da verilmesin, onları ikna etmekle, kendimizi, siyasetimizi anlatmakla yükümlüyüz dedi. Dolayısıyla siyaseti de bu zeminde yapmalıyız. Cumhurbaşkanımızın söylediği şuydu: eğer bu yalanlar, bu iftiralar gerçeği anlatan bir varsa orada o anda bir sabun köpüğü gibidir. Çok çabuk yok olur, uçuşur gider. Ama eğer hakikati ve gerçeği söyleyen biri yoksa işte o zaman demir bir gülleye dönüşür. Ve çok yara verir, çok ızdırap verir. Gerçekten de bugün bizim teşkilatımızın varlık nedeni sadece işte seçim zamanlarında sahada olmak ve oy talep etmek değil vatandaşlarımızdan. Bizim teşkilatımızın varlık nedeni seçim olur olmaz, o değil ki 2023'te inşallah seçim olacak, ama sahada hep olur, vatandaşımızın dertliğiyle dertlenir, vatandaşımızın gönlüne dokunur, Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımızdan öğrendiğimiz siyaset yapma tarzı her zaman budur. Özgüvenimizi tekrar kazandık diyen Karaaslan, tüm badirelerden güçlenerek çıktık, Covid'den de güçlenerek çıkacağız, büyüme rakamlarımız bunu gösteriyor şeklinde konuştu. Dolayısıyla ekonomisiyle, adalet sistemiyle, güçlü altyapısıyla, sağlık sistemiyle ve diğer bütün şu anda sayamadığım önemli yapı taşlarıyla birlikte çok daha geleceğe güçlü şekilde yürümeye devam edeceğiz. Biz inandık, biliyoruz ki hep öldürmeyen Allah güçlendirir diyoruz. Her badireden sonra daha da güçlenerek çıkıyoruz. Bugün o yüzden dünya sıralamasında dünyada hızlı büyüyen ikinci ülke olabiliyoruz. Ve bütün bunların hayatımıza yansımalarını da inşallah en kısa zamanda yine hep birlikte yaşayacağız. Böyle zorlu bir süreç atlattık. Cumhurbaşkanımız her hafta sonu açılışlar yaptı. Daha yapacak çok işimiz var, yürüyecek çok yolumuz var, aşacak çok engelimiz ama ulaşacak çok zaferimiz var. Dolayısıyla ben kadın kollarımıza, gençlik kollarımıza, ana kademimize, teşkilatımızda görev yapan bütün yol arkadaşlarımıza, bizi destekleyen, sadece günü geldiğinde oy vererek değil, dualarıyla da destekleyen, bizim yanımızda olan, bize omuz veren bütün vatandaşlarımıza, onun dışında da bu ülkenin kalkınması, gelişmesi için destek olan bütün vatandaşlarımıza Çorum'dan bir kez daha çok çok teşekkür etmek istiyorum. İnşallah el birliğiyle birçok şeyin daha üstesinden gelerek çok daha aydınlık bir geleceğe birlikte yürüyeceğiz.